Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Kawasaki Ninja ZX-ZX6R'ı inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi müthiş bir motosiklet. Mükemmel yani. Yani görünüşü yetiyor. Önden şöyle bir göstereyim etrafından size. Şu şekil şemal inanılmaz manyak motor. Bu motor daha önce yarışta kullanıldığı için vitesi ters. Yani 1 yukarıda, 2, 3, 4, 5, 6 aşağıda. 6 vitesli bir motor. Fren sistemi sağlam. 310 mm ön fren disklerimiz var. Çift kaliper iki taraftan. Şöyle kaliperlerimizi de göstereyim. Arka tarafta 210 mm Akrapovic karbon egzozumuz var. Oh, mis gibi sıcacık. Tabii ki 636 cc'lik motor bloğu, 17 litre depo, canavar gibi tur motoru gibi deposu var. Şimdi biraz yola çıkacağız. Bir inceleyeceğiz, bir süreceğiz, bir hislerimizi anlatacağım. Benim boyum 1.80. Bakalım oturunca nasıl oluyor. Evet, iki taraftan rahatlıkla tabanıma kadar ayağımı yere basabiliyorum. Güzel bir şey. Aynalar katlanabiliyor. Ön cam değiştirmişler sanırım, siyah. Evet, şimdi bir sizler için, oha lan devrilecek gibi oldu. Bir motoru çalıştırıp bir gaz vereceğim. Sese bak. Camı açayım da. Ses böyle. Benzin alacağız şimdi. Böyle bir depoyu doldurmak biraz tuzlu ve sık sık dolduruyorsunuz tabii motor agresif olduğu için. Buna lan. Adam etrafımda yuvarlak çiziyor. Evet. Bir aşağı değil, yukarı doğru. O biraz beni zorlayacak bugün ama. Bu ne lan? Bu tamamen yasa dışı olmalı ya böyle bir motor. Bir için hala aşağı atıyorum, ikiye atmış oluyorum. Yarış amacıyla kullanıldığı için, ups, az önce dediğim gibi biraz vitesler farklı. Ama bir şey söyleyeceğim. Beni Allah, yine aşağı atıyorum vitesini. Beni Hollanda'dan, Almanya'dan ve Türkiye'den de çok takip eden arkadaş var. O yüzden şunu belirtmekten hiç geri durmayacağım. Bu motor yeni başlayan birçok arkadaş var etrafımda. Çoğu da diyor ki ya böyle motorla başlanır mı falan. O yüzden onları hemen söyleyeyim. Hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın, bu motoru ilk motor olarak almayın yani kesinlikle. İlk hatadır yani racing motorla başlamak. Ben de çok hevesleniyordum. Sonra rahatsız olduklarını anladım. Çünkü biliyorsunuz eğilerek sürüyorsunuz ve cidden eğilmek, fazla eğilmek gerekiyor. Ve tabii ki tasarruflu ve kullanışlı da değil ama seven için bu tip şeyler hiçbir engel teşkil etmez diye düşünüyorum. Quick Shifter'ı deneyelim. Quick Shifter bu arada üzerinde gelmiyor. Oo, bu tam bir yarış motoru ya. Şu açıdan modifiye edilmiş yani, o açıdan. Standardı bu kadar iyi gitmiyor. Ben bunu daha önce sürdüm. Ama standardında böyle bir gidiş ve duruş yok kesinlikle. Duruş tamam ama gidiş farklı. Sesi umarım benim kadar iyi duyuyorsunuzdur ve mutlu oluyorsunuzdur. Yüzünüzde benimki gibi bir gülümseme oluyordur. Biraz kendime geldim şu anda. Anlatmaya devam edebilirim herhalde. 126 beygir bir güç üretiyor. 70 Nm. Yine yükselttim vitesi. Bunu biraz alışmam zaman alacak ama bayağı güçlü ve bu gücü çok çabuk veriyor size. Şuradaki racingçi kankimize selamımızı verelim. Çok çabuk veriyor. Çünkü amacı bu yani. Bu motorun amacı hızlı gitmek. Bu motorun amacı trafikte gezmek değil bizim gibi yaptığımız gibi. Bu biraz ihanet etmek gibi oluyor. Ama bayağı deli yani. Böyle bir şey bayağıdır kullanmıyordum, bu kadar agresif bir motosiklet. Ses ve güç olarak. Çocuklar çıldırdı. Bakalım günahımız ne?
Evet. Benzinimizi koyduk. Süper 98 koyduk. Evet, motoru sürdük, dolaştık. Şimdi de sahibinin tecrübelerini soralım bu motorla alakalı. Evet, Given Drive mikrofonu sana uzatıyorum. Teşekkür ederim motorcu abim. Şimdi bu motoru alırken tabii belli opsiyonlar zaten üzerinde vardı. Gördüğünüz gibi şurada KTRC yazıyor. Kawasaki Traction Control. Şurada. Motorun ön kaldırmasını da engelliyor. Tabii düşük yaparsan motorun önü daha fazla kalkıyor. Mesela 1 yaptığın zaman belli bir derecede önü kalkıyor. 2 yaptığı zaman biraz daha aşağı tabii. 3 de daha da düşük. Önü hiç kalkmıyor farz edelim. Agresiflik durumuna aynen göre. Aynen. KQS'e ise Kawasaki Quick Shift. Evet, burada pit limiter var gördüğünüz gibi. Pit limiter piste giderken tabi pit sokağına girerken orada belli bir hız limiti var. Oraya bastığın zaman ayarlıyorsun hangi hızla pit sokağından geçeceğim diye. Ona bastığın zaman gaza fullasan da o hızı geçmiyor. Eğlenceli, hafif. Hele hele 10.000 devir geçtiğin zaman o çıkan ses beni çok böyle etkiliyor. Adrenalinim yükseliyor, zevkim yükseliyor, dopaminim yükseliyor. Kendimi başka bir ortamda hissediyorum, başka bir dünyadayım gerçekten. Deponun durumu ne? Yani bitti. Bitti mi benzin? Bitti. Kaç? 17 litre fulledik, yola çıktık. Evet, 200 kilometre falan sürdük aşağıda. Aynen. Bitti yani. 200 mü? 200 sürmemiş, sürmemiş. Hayır ya, 100 bile değildir ya. Hadi canım. Oha. Ciddiyim bak. Oha. Çünkü buradan bir 20-40 bir 30 daha, 20-40-60 bir 30 daha. Bence 120 kilometre gittik. Ortalama yakıtı 1'e 10, 1'e 11. Evet. Hani benim sürüş stilimle tabii. Hızlı. Evet. Ya bu arada şurada çift hamurmuş değil mi lastik? Evet. O yüzden evet, fark var. Çift Diablo hamurmuş. Rosso 2. Aynen. Ortası daha sert, kenarlar yumuşak. Yes, of course. That means Diablo Rosso 2 means it has two compounds. That means the first part of this tire is very hard. Not that hard actually, but the second part is a little bit softer. Soft, yeah, yes. So we need more grip when you're on your side, sideways. Hani motorun kaymaması için evet, lastiğin yan tarafları iç tarafından biraz daha yumuşak. Çoğunlukla evet, burada sürdüğün için. Ve son bir diyeceğim bir şey var. Bu motora binen kişi aklı başına birisi olması lazım. Bizim gibi salak salak kullanmaması lazım. Çünkü her gün şanslıyız anasını satayım. Gerçekten hani polis görse nasıl sürdüğümü. Bu da övmek için değil. Çünkü gerçekten kendimi bazen kontrol edemiyorum. Tünellerde mesela bir radar koysunlar, ehliyet gitti Given Drive'ın. Seni dışarıdan izleyen kişi olarak bunu ben yorumlayayım. Ehliyet değil, motoru bile almaları lazım senin elinden. İsviçre'de öyle ya. Aynen. Arabaya da el koyuyorlar. Öyle. Hollanda'da da öyle. Yüzden fazla gittiğin zaman. İki katını. %100'den fazla değil mi? Evet. Değil mi? Yok öyle değil. Yüz, hani yüzden fazla hız limitini geçtiğin zaman motoruna da el koyuyorlar. O biraz deliymiş. Hollanda'da edukatif gedragsmaatregel var. Bu ne demek? Trafiğe yine girmek için sana terbiye kursu veriyorlar. Bu 1500 euro EMH kursus. Yani bir daha onu yapmaman için aslında bir ceza, 1100 euro'luk ceza. İşte kursus diyorlar, ders alıyorsun. Yani aynen. Ders veriyor. Aynen. Ama çok pahalı bir ders. O dersi de parasını da kendin ödüyorsun. Hayır, tabii canım. Ehliyeti bir daha alabilmek için. Yok, Noel Baba ödüyor. Şurada da birisi bir şey çim biçip duruyor, neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'da Given Drive kankamı Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin, iyi bakın. Bu tip videoları daha çok gelsin istiyorsanız like butonuna abonun. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.